Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Sevgili Dima grubu kardeşlerim, birinci hedefim bu sohbetten kısa bir şeyden bir yeni tespitimi size göndereceğim pazar günkü de derse biraz bu, bu konuda hazırlıklı olalım diye. İkinci tebeyi nazarda diğer kardeş merak eden kardeşlerimize ifade edilir. Sözler 506'da ağır bir yer ama ben burada hepsini izah etsem e, çok zor izahları. Bakın buradan başlıyor. Şurası, şurası, şurası Şurası... Şurası... Yani Dolayısıyla ben... O detaya girmeyeceğim. Yalnız... E, ana temaya gireyim. Diyor ki... E, o Daha önceki videoda girdim. Girmeyeyim diyorum ama... Hayatın ziyası olan... Şuur ile... Akıl ile... Bir insan kendi hanesindeki... Odalarda gezdiği gibi o zihayat kendi aklıyla, kendi aklıyla ama bir avalim ülviyede, ruhiyede ve cismaniyede gezer. Yani o zişur ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zihurun mirati ruhuna misafir olup irtisam ve temesül ile geliyorlar. Sonra devamında diyor ki işte en küçük ziyayatta böyle tesirini gösterirse hayat elbette hayat tabakayı insani olan en yüksek mertebeye çıktıkça öyle bir imbisat ve inkışaf ve tenevür eder ki hayatın ziyası olan şuur ile akıl ile bir insan kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi o zihayat kendi aklıyla avalimi avali mi ulviyede ve ruhiyede ve cismani de gezer. Şimdi bak. Tespiti sonra şey yapacağım. Şimdi Usta Hazretleri Risale-i Nur'da Allah'ı anlatırken bazen güneş misalini veriyor ona. Bazen mesela Allah bir anda her şeyi nasıl farklı farklı yapıyor. Nihayetsiz iş, tek iş gibi nasıl yapıyor. Güneş gibi der mesela. Güneş nasıl nihayetsiz otları, bitkileri, hayvanlatları, mevcudatları bu kadar farklı işleri yapıyor tek iş gibi. Ha. Bazen Allah anlatırken güneş misalini veriyor. Ee, bazen e, Kur'an'ı güneş yerine koyuyor. Bazen peygamberi koyuyor. Bazen imanı koyuyor. Bazen hayatı koyuyor. Çok az insan insan güneşi der. Yani güneş nasıl bütün mevcutata böyle hakim, hakim, insan da böyle yapısına böyle hakim diye anlatır. Şimdi güneşten ve şamse ziyaya vel kamara nura yani Kur'an'da bağladığı için bu ayet güneşten ziya der o zaman 1400 sene önce ay kamerden vel kamara nura kamerden nur gelir. Ne demek? ziya bir pakettir. İçerisinde yedi tane renk vardır. Yedi tane renk. Bu yedi tane rengin hulasası karıştırırsan beyaz olur. Onun için güneşten foton gelir. Arapçası ziyadır. İçinde yedi tane renk var. Bu diyor ki hayat güneş kabul edilirse hayattan gelen güneşten gelen foton Yedi tane sıfatın içinde bir şuur var, iki akıl var. Diğerlerini girmeyeceğim. Bu insanda şuur ve akıl e, ile insan bazen işte misafir geliyorum size geldim geldim misafir geldim. E, bir de derim ki sen geldi de, bir de sen gel. İşte insan o alemlere böyle, nasıl gidiyor? Tefekkür ettikçe, düşündükçe, anlamlandırdıkça, merak ettikçe, onu zorluyorsun, gidiyorsun oralara. E, su yumuşaktır, kaya serttir ama, su kayaya vurdukça, oyduğu gibi. İnsan da böyle, düşünüyor, dert ediniyor, merak ediyor. O alemler, avalimu ulviye ve avalimi ruhiye ve avalimi cismaniyede insan vuruyor. Bu alemler ne yapıyor? İade-i ziyaret ediyor belli bir müddet sonra. Zişur ziyayatı manen o alemler misafir geliyor. Misafir geliyor ama neresine? mirat ruhuna. Mirat Türkçesi ayna. Olmuyor işte. Mesela lavadaki ayna. Bakarsın böyle çekilirsen kaybolur. Bu böyle mi ama mirat ise toprak bir aynadır. Çekirdeklere ne yapar? İçini dışarıda gösterir. Bu dışımı gösterir. Toprak aynası içini dışarıda, dışarıya gösterir. Onun için o tür aynaya mirat denilir. Yani ruhumuz ruhumuz mirat o alemleri tanımlar ruhumuzda. Ee, ondan sonra bu de şurayı şey yap, bu alemleri göstereyim. Yani dünyadaki yaratılış ahiretin zıttıdır. Yani şöyle. 10. sözde der ki ahiret ahiret. Şimdi insan yaratılmadan önce anne karnına düşer. Sonra dört ay sonra ruh gelir. İlk önce çekirdek, sonra inşaat olur. Yani ilk önce çekirdek düştü mü? Sonra hayatlanır. Sonra ruhlanır. Demek ki ilk önce inşaat, inşa. Sonra ihya, sonra ruhaniyat, ruh. Ahirette ise böyle değil. İlk önce diğer 10. sözde ruhların gelmesi var. Sonra hayatın İhyası var. Sonra e, insanın inşası var. Demek ki ahirette ruh, hayat, e, cismaniyat. Dünyada biz ise tersidir. Yani şu. Allah Allah var iken hiçbir şey yoktu. İlk önce bu çekirdeği yarattı. Nuru Muhammed'i. Yani topraktaki çekirdek nasıl oluyor? Patladı filiz verdi patladı. Yani patladı tomurcuk verdi. Patladı filiz verdi. Patladı gövde oldu. Patladı dal verdi. Patladı yaprak oldu. Patladı çiçek oldu. Patladı meyve oldu. Koku oldu vesaire. Dikkat edersen dışarıdan bir şey almıyor. Hep içeriden patlıyor. içeriden patlıyor, patlıyor. İnsanın sanatıysa Allah'ın sanatı ile Allah ters. Burada da yaratılış ters. Ne demek? Mesela motordan misal veriyorum. Araba motoru ilk önce bloktur. Blok bunu ilk yapılırken bir lokta e, crank milini koyarlar. Sonra volan koyarlar. Sonra piston koyarlar. Sonra sibop kapağını koyarlar. Sonra manifold koyarlar vesaire. Motor olur. Biraz mesleğim benim. Yani dışarıdan ekleme yapılır. Dışarıdan. İçeriden bir patlama yok. Allah'ın işte çekirdekte ise öyleyse dışarıdan. İnsanın ilk yaratılışı böyledir. İlk önce çekirdek. Sonra patladı ruh. Sonra patladı akıl. Sonra patladı kalp. Sonra patladı cemali ve celali sıfatlar. Sonra, sonra meratipler ve vicdaniyat, Sonra insan, beşeriyet. Yani e, zıtların cemi insanda zıtlar beşeriyet deniliyor. Onda ne kadar sığrılırsa kemal kazanıyor. Buna insan denilir. Beşeriyetten insan. Onun karması, insaniyet buraya veriliyor. Bilmem boyun yeter mi? Sonra geliyor geliyor insan patlaya patlaya Nur Muhammed'i en son burada insan oluyor. İnsan. İnsan oldu. En kesif oldu. En cami oldu. Görüyor musunuz? Ağaç. Alemi gaybda kökleri var. Dal budak vermiş böyle. Meyve dipte. Meyve insan. Sonra vefat edince ondan geldiniz diyor. Ona döneceksiniz. Buradan geri dönüyor. Vefat bu demek yani. Tamam Mevt. Sonra böyle geliyor. Aldığını bıraka 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 geliyorsun. Cennet cehennem istene burada kalıyor. Arş isteyen burada kalıyor. Lefi ezeli isteyen burada kalıyor. Ruhaniyet isteyen burada kalıyor. Ee, i̇mkan ve vücut isteyen burada kalıyor. Mesela Allah isteyen burada kalıyor vesaire. Şimdi ne diyeceğim? Bu Patlaya patlaya. Şimdi sen bu alemlerden geldin. Tefekkür ede de bunlara vuruyorsun. Şimdi geçeyim. Bunu gördün. Ee, geldi. Esas okuyacağım şu. Hayat bir cevherdir. Hayat bir cevherdir. Patladı. Paket düşün hayatı. Hayat. Beş mertebe var der Ustad. Birinci mektupta. Birinci tabaka hayat bizim hayatımızdır. İkinci tabaka hayat Hızır İlyas Aleyhisselam'ın hayatı. Üç İsa ve Aleyhisselam hayatı. Yani tanımlıyor orada. Dördüncü tabaka hayat şehitler hayatı şu ya Beşincisi kabir hayatı. Yani ehli kuburun hayatı ruhanileri. Bir tab beş tane saydık mı? Bir tabakada var ki tabakayı insaniye. Bak, tabakayı insaniye. Söz 506'da. Tabakayı insan. Bu hayat patladı. Bizim hayatımız oldu. Patladı bitki hayatı çıktı. Patladı hayvan alemi çıktı. Bir patladı cinler alemi. Bir patladı ruhani, şey, ruhani dedik cinler alemi. Bir de patladı melek alemi. Sonra 29 tane mertebe var hayatın içerisinde. Bak usta 329'da söylüyor. Hayatın 29 tane hassası var. Kur'an harfleri de hemze dahil 29 tane. Harf 28 hemze ile 29. 29 tane hassa. Kur'an'ın her bir harfi bir alemi simgeler. Hayat 29 alemin hulasayı macunudur. Şimdi patladı patladı dedik. 5 e tane tabakadan bahsettik. Bu birinci mektup. Bir tabakada var ki tabaka insani. peki 3. tabakada patlarsa İdris ve İlahi Aleyhisselam'ın hayatları gözüküyor. Yani o mertebe, o esmalar. Peki bu hayat bu paket hayat tabaka insaniye patlarsa bu 29 tane alem aktif oluyor. Nereye? Bir yerlere gitmiyorsun sen o zaman. O alemler senin aleminde Mısır patladı. Mısır patlıyor böyle. Çekirdek patladı. Tomurcuk patladı. Filiz patladı. Gövde patladı. Böyle ruhunda patlamalar oluyor. Patlamalar. Gül gibi. Usta diyor ki insan gül goncasına benzer. 29. mektupta 29 28'de böyle böyle bir daha bir kılıf bir kılıfta bir kılıf bir kılıf mısır koçanı gibi böyle çıkar 29 tane alem. Bu aleminde çıkarsa o insanın o hayatı bir patladı, ruh oldu. İlk. Sonra patladı ilk yarattığım cevel olarak akıl, sonra kalp. Hadis-i şerif var böyle bu hayat patlıyor sonra en son patlamak en cami en kesif en cami karanlık ne kadar şiddetli olursa Nur o kadar şey gözüküyor cismaniyet beden bu patladı dip şu kök yukarıda aşağıda bilsiz ağaç düşün böyle beşeriyet ama bütün alemler tanımlanıyor şimdi bu hayatta bütün on 29 tane alem var bir patladı bu oldu bir patladı patlaya 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 29. mertebede tabakayı insaniye yani insan biz beşeriz daha insan olmak zor buraya patlarsa ne olur artık orası burası eşit olur ve o insan oralara gitmez ne yapar? Oy o alemler mirati ruhunda misafir olarak temessül ederler. Ne olur? Bir, inkişaf eder diyor. İki, ilk önce ne diyor? İlk önce ne diyor? İlk önce, evet, inbisat eder. İki, inkişaf eder. Üç, tenevür eder. Okyanusta dur böyle ee, bir yük okyanusta ayaktasın. Yukarısı var, okyanusun genişliği var, dibi var. Yukarısı demek yukarısı göklere ruh. Yukarısı gök ee, en, geniş olması zemin, dip olması derin. Yani Risale-i Nur'da gökler ruhla Genişlik zemin kalbile, derinlik dima ile. 30 sözde geçer. Kur'an'ın ayetinde mealen salihtir. Biz emaneti göklere, zemine, dağlara verdik. Kabul edemedi, etmedi. Yani emaneti sıfruha verdi, tek başına kaldıramadı. Kalbe verdi tek başına, kaldıramadı. Dağa verdi, kaldıramadı. Dağ derken dima. Üçü bir araya geldi, emaneti kaldırdı. Kaldırınca ne oldu? Farkındalığı oldu ve uyandı ve anladı. Neyi anladı? Cahil olduğunu. Cahil olduğunu, cahilini neyle kaldıracak? İlim ile. O zaman ver emaneti. Niye aldı emaneti? Cahilini kaldırmak için. Alıyor. Niye alıyor? Bir şeyi kaldırmak için alıyor. İnnehu kâne zaluman cehûlâ. Yani e, nasıl zalimliğini ve cehaletini kaldırmak için emanetini aldı? Emaneti aldığı için cahil ve zalim değildir. Şimdi o konumuz değil. Şimdi ben bu tabaka insaniyeden bahsedeceğim. Hayat bu mertebeye gelince patlayınca ne oluyor? Patlayınca yani bu ders yapacağız bunu sevgili kardeşim düşünün diye. Şimdi... Hayatta hayat güneş düşün. Güneş. Ziya geliyor. Bu pakette şuur var. Akıl var. Başka? His var. Duygu var. Latife var. Var. Şimdi ne oluyor o? Hayat şuur hedef karşısıdır. Şuurda Tespitim, şuur ile mevcudat keşfedilir. Bunun gayesi ayat-ı tekviniye ve min ayatina diye Kur'an'da geçer. Elma, armut dağ, tepelere. Şu mevcudat ayet. Allah diyor ki ayetlerimizdir dilim. Onun yazılımı olan Kur'an ve insanın ruhundaki sistem e evamili tekviniyedir. Şuur ile Allah mevcudatın ayatı tekviniyelerin üstünü açar. E, akıl ile akıl aykal, ayn ve kaf ve lamdır. Akl, ikal, bağdır. Aklın vazifesi vahye bağlı olur. Vahye bağlı olan akıl ki bağlılığın nispetinde akıllı deniliyor. Ne olur? bizim var olan sistemimizi vahyi nazarıyla, ile, gölgesiyle insandaki Allah'ı bu kainata sığmadı, müminin kalbine sığdım, o sistem, kainatın yazılımı, şeceli hırkatın, 29 bin alemin hepsini insanda konmuş. Bu insanda konulan bu sistem e, evamiri tekviniye, bu yazılıma evamili tekviniye vücudu haricisine a ayatı tekviniye ayatı tekviniyeleri ki dışarımız şuur ile evamili tekviniyelerimizi içimizi a, akılla vahye bağlanıp tanımlayacağız şuur ile akıl ile bu sefer ne oluyor bu şuur ve akıl çalışma nispetinde İnsan tabakayı insaniyeyi zorluyor. O alemler geliyor. Tabakayı insaniye e, o ne oluyor? Şu. Bir as asansöre binsen veya yaya. 10. katta kahve, kahve bir. Çay, kahve içiliyor belki tenezzü. Boğaza bakan bir binada 10 kat. 9. katta yemekhane. Yedinci katta sohbet, altıncı katta spor vesaire. Zemin bir olsa aç köpekler, aç fareler, timsah, yedinci zemin de olsa. Böyle insan binası düşünün. Asansör de şeydir, o bina insanın alemleri. O hayat asansördür asansör tabakayı insaniyet e, katına gelirse o asansör durdu. Bütün a, şeyleri ayağının altında oluyor. Öyle bir makama çıktın ki şeyde Levent'te var 126 metre galiba şey bir bina çıktım. E, para veriyorsun, parayla çıkıyorsun çatısına. E, 126 metre mi geçiyor? Ondan sonra yoksa 120 126 kat mı? Öyle bir şey yani. Türkiye'nin en yüksek binası. Parayla çıkıyorsun. Arkadaşlar götürmüş. İstanbul ayağın altında. Tabaka insaniye asansör çıktığı zaman asansör hayat. O insan o şeyi o 29 bin alem asansör içinde dolaşıyor gidiyor. Bazen dibe gidiyor. Tercih ediyor insan düğmelere basarak kendisi tercih ediyor. Ha, bir kata geldik, şuur. Ayat-ı tekviniyeleri seyretme makamına geçiyor. Bir tabakaya geldi ki akıl tabakası. Ondan sonra evamir tekviniyi seyrediyorsun. Bir tabakaya geldi ki Emir daha 146'da söylüyor. 146 Allah yedi tane sıfat var. Neyse. Şimdi ben anlatmak istediğim tabakayı insaniyel hep izah ederdik tabakayı sen. Hayır. Bütün 29 tane alem 29 hayatın içinde memzuştur. Hulâsalanmış. Böyle Pekmez tayın karma. Onlar insanla anlamlanarak patlıyor. Mesela buz gibi. Buz hiç bilmeyen, ömründe su görmemiş buz ama sudur. Buz ama sudur. Su ama iki tane zıtınsır var. Hidrojen oksijen. Yanıcı, yakıcı. Daha şahin hidrojen oksijen enerji. Daha şahin kuantum fiziği kuarklar daha şahin esir ve yedi mertebesi daha şahin madde hayat daha şahin aynı hayat daha şahin hayatın zatı cevheri nereye gittin hiçbir yere gitmedik hep buzdayım buz buzdayım bak buzun içine gir su içine gir H2O içine gir enerji içine gir kuantum şeyleri İçine gir esir İçine gir madde hayat İçine gir aynı hayat. İçine gir hayatın zatıca. Neredesin? Aynı yerdesin. Açıldıkça açılıyor. Sana ısı ver buz kalkar, örtü kalktı. Sonra e, su. Suya işte kimyasal bir yapı yapıyorlar. Hidrojen oksijen ayrılıyor. Ona da başka bir muamele yapıyor, o ayrılıyor. Bak nasıl pat içerden. Bak nasıl patlıyor. İnsan böyle bir buz gibidir. Enaniyet buzunu diyor usta. Havuzu kefsere at. Ustad buz diyor insana. Enaniyet, gurur, kibir. Buzu diyor, havuzu kefsere E ne olacak? Eri diyor. Suya dönüşür diyor. E suya dönüşünce bir sürü bitkilere ne şuna sebep olacaksın su. Şimdi demek ki şuur ile hayatı tekviniyeleri akıl ile evamiri tekvininin içini açıyoruz. Demek ki bu hayat paketi saatim geldi tabaka insaniye gelince bu 10 şey yirmi dokuz bin alem aktif oluyor. Tabaka insanı gelmeye kadar. Şimdi e, o zaman ne oluyor? Hiçbir yerlere gitmiyorsun. Emir, Emir Dabir'de ne diyor? 146'da diyor ki gelince ne oluyor? Hem çok kolay hem hazır yanındaki aynesinde yanındaki aynesi mirat ruhunda hiç uzun bir seyahat fikriye muhtaç olmadan imanı tahkiki kazanır. Tamam mı? Ve en kıymetli ve hak ile ilahir insan bir yerlere gitmiyor. O alemlere gider, gezer falan derken hep bu alemlerde aktif oluyor. Patlıyor kardeşim, pat. Burada duruyorum. Topladığımız şu. Şuur hayatı tekviniyeleri. Akıl evamiri tekviniyeleri. Bir de e, burada e, bizim tabakamız e, ondan sonra Hızır ve İlyas aleyhisselam. İdris ve İsa aleyhisselam. Ondan sonra dördüncü tabaka e, Şuheda. Beşinci tabaka 50 kubur. İşte 29. herhalde Allahu alem demiyor da tabaka tabaka insaniye hayat hayatın içerisindeki bu şekilde patlarsa 29 defa patlarsa bir patladı camidat bir patladı nebatat bir patladı hayvanat bir patladı cinler bir patladı melekler patladı da patladı patladı da patladı o tabaka insan o zaman bir yerlere gitme o zaman orası burası aile. İşte ona dönülme süreci de bu oluyor. Ve da vahum rabbil alemin el fatiha temas salavat